Kent 77 ekranlarında Söz Sahibi programına hoş geldiniz. Bu Söz Sahibi programlarının biliyorsunuz özel bir konsepti var. Kent Konseyi seçimleri özel bölümü yapıyoruz. Kent Konseyi seçimleri 26 Eylül Perşembe günü saat 15'te Yalova Ticaret ve Sanayi Odası salonlarında gerçekleşecek. Bu dönemde 5 adayımız var başkanlığa. Yürütme kurulu adayları orada biliyorsunuz belli oluyor. Başkanlığa 5 adayımız var. Biz de o yüzden bütün adayları mümkün olduğunca kanalımızda ağırlamak isteyeceğiz. Sizin de sorularınızı, merak ettiklerinizi kendilerine soracağız. Adaylar kimdi bir hatırlamamız gerekirse Nurten Anıl, Halit Okan, Ali Çolakoğlu, Kenan Engin ve mevcut başkan Mustafa Kandemir. 5 tane kent konseyi başkanlığına bu dönem adayımız var. Biz de inşallah diyelim tabii ki hepsini burada ağırlamak istiyoruz. Kent konseyi nedirden tutun da kent konseyi başkanı olurlarsa yeni dönemde neler yapacaklara kadar hepsini adaylarımızı tek tek sormak istiyoruz. Bu bölümde konuğumuz sevgili Ali Çolakoğlu. Evet Ali Çolakoğlu hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Umut. Sayın yeni yönetmenim davetin için özellikle bütün kent konseyi başkan adaylarımızı davet etmen, program yapman çok hoş, çok güzel bir çalışma. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Mümkün mertebe her seçim olduğunda, her seçimde ya da Yalova'yı ilgilendiren her konuda tüm muhatapları her zaman almaya çalışıyoruz kanalımıza. Bu arada Ali Çolakoğlu diye açtım programı ama bu biraz böyle ağzıma oturmadı. Biraz farklı geldi. Sevgili Umut, sen birçok yerde sen de şahit oldun. Şimdi Yalova'ya indiğin zaman Ali Çolakoğlu deyince pek insanlar şey yapmıyor evet. Hani böyle. Ama Ali Ço deyince beni bulman 5 dakika. Aynen, Ali Çolakoğlu olarak biraz zor buluyorsun. Ali Ço evet. Bir lösemi hastası, kanser hastası bir ablamızın yıllar önce, 20-25 yıl önce taktığı bir lakaptı. O bizim üzerimize kendi, bizi markalaştırdı işin açıkçası. Evet. Hani etiketle işimiz yok ama hani bize bir marka verdi. O yüzden Ali Ço oradan geliyor. Ali Ço çok farklı bir adam. Sen az çok yakından biliyorsun. Biraz duygusalız. Evet. İdealist bir insan yapım var. 60 yaşın verdiği bir farklı bir heyecan var. O içimizdeki çocuğu hiç öldürmemiş bir adam var karşında. O yüzden sevgili Umut, kent konseyi benim için çok önemli. Bu dönem, bir dönem yapayım ondan sonra da bırakayım. Gençlerimizi veya kim yapacaksa destek olun. Hayırlısı olsun diyelim. Kent konseyine gelmeden önce eğer ki müsaaden varsa seyircilerimizden de izin isteyerek ben sana Ali abi demek istiyorum. Ha, çok çünkü, onur diyelim, çok sevinirim ya. Çok mutlu olurum tabii ki. Buradan tabii şöyle, şu da yanlış anlaşılmasın. Burada bütün başkan adaylarını alacağız. Ama seninle her hafta burada program yapıyoruz. Onun dışında da bir abi kardeş ilişkimiz, bir dostluk ilişkimiz var. O yüzden hani Ali Bey, işte Ali Çolakoğlu falan biraz böyle zorlanacağım bir program olur. O yüzden sana Ali abi demek istiyorum. Bence de daha hoş olur. Seyirciler uygun görür umarım. Ama şu sanılmasın, bütün sorularımı gene soracağım. İstediğini sorabilirsin. Yani sevgili seyirciler, bakın ben sevgili Umut bana teklif ettiği zaman tüm samimiyetimle söylüyorum. Dedim ki hiç kimseye ayırma. Ne soracaksan istediğini bana sor. Hani çünkü bu iş etik işi. Evet. Zaten ayırmak hem kanalımızın hem benim yapıma sen de çok iyi biliyorsun ters, ki. Evet, o yüzden, ters bir durum. O yüzden teşekkür ederim. Tekrar saymak sonra gerekirse tüm 5 adayımızı Nurten Hanım, Halit Okan, Kenan Engin, Mustafa Kandemir ve sen Ali abi, yani hepsiyle zaten Yalova'dayız biz, hepsiyle tanışırız bir şekilde ama hepsine de eşit mesafede aynı soruları soracağım hemen hemen. Sadece nerede farkınız olacak? İşte yapacaklarınızı ve yaptıklarınızı anlatırken tabii ki birbirinizden farkınız o zaman muhtemelen ortaya çıkacak ve oy kullanacak 200 küsür kişi de ona göre bunu belirleyecek ve Yalova'nın da geleceği belki buna göre şekillenecektir. Şimdi kent konseyine geçmeden önce aslında hani Ali Ço kimdir falan dememiz biraz abesle iştigal olacak. Yalova'da herhalde bir şekilde dokunmadığın, tanışmadığın, konuşmadığın kimse kalmamıştır senin. Çünkü sanatçı kişiliğinin dışında da çok farklı bir insanlara dokunman, birçok hani buralarda anlatılmayacak çalışmalara imza attığını işte farkındayız. Hemen sözünü unutma. İşte bana söylüyorlar ki, bazıları diyor ki hani Ali Çolakoğlu işte sanatçı ne yapacak? Ya ben şimdiye kadar tüm samimiyetimi söylüyorum sevgili izleyiciler. Benim hiç reklamla işim olmadı.
Ben yani yaptıklarımı, Umut çok iyi biliyorsun, ben yaptıklarımı anlatan bir adam değilim. Yani o kadar çok gönüle dokunuyoruz ki yani o yüzden böyle daha gitsin daha iyi. Mesela ben hiç poz, resim çektirmeyi sevmiyorum mesela. Yani sevmiyorum da şimdi işte çekiliyor işte resim, ziyaretler var bilmem yapıyorlar. Ben o tarafta değilim ya. Hani insanın şurası varsa gerisi gelecek zaten inşallah. İnşallah bu seçim sonucunda oraya olsan da olmasan da bu gönülden çalışmalarının devam edeceğine inanıyorum ben. Ama şimdi adettendir bir şunu sormak durumundayız. Kısaca Ali Çolakoğlu kimdir diyelim. Bir şekilde çünkü tanışmadığın, yolunuzun kesişmediği kişiler mutlaka vardır. O yüzden adettendir Ali Çolakoğlu kimdir? Ali Çolakoğlu 1962 Zonguldak doğumlu. Evli bir çocuk babası. O yani yıllarca birçok STK'larda görev almış. Yalova'yı karış karış köyleri dahil bilen insanlardan birisiyim. Dostluklara çok önem veririm. Ayda bir kere de mutlaka köy köy gezerim. Mutlaka köy kahvesinde çayımı içerim. Mümkün olduğu kadar. Bu şehir bana evlilik verdi. Bu şehir bana bir evlat verdi. Bu şehirde bana evlat verdi ama benim için kız çocukları çok önemli. Umut'um sen beni biliyorsun. Evet. Böyle şeyler söylenir mi söylenmez mi çok şeyde kaldım ama bu şehir evet bana bir oğul verdi. Ama bakımını üstlendiğimiz hayatlarını idame ettirmesine destek olmak için eşimle beraber üstlendiğimiz 3 tane de kızımız var. Ne güzel. Yani bir kız çocuklarına çok önem veriyorum. Kız çocukları okutmalı. Okutmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden de kendi oğlumuzun haricinde ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Hani kimse de lütfen yanlış anlaşılmasın. Biz 3 tane de kızımız var. Bir şekilde her şekilde yanlarında oluyoruz, destek oluyoruz. Ne güzel, Allah razı olsun diyelim bunun için. O zaman şimdi tabii ki böyle seni anlatmak, hani kendini anlat bu şekilde bitmez ama programımızın da bir süresi var. O yüzden hızlı hızlı geçelim. Şimdi kent konseyi konusuna gelmek istiyorum. Kent konseyinde seçim dönemleri özellikle şehrimize çok konuşulan bir kurum. Sonrasında da işte her dönemde şunlar olacak, bunlar olacak denip sonra kent konseyini genelde Yalovalılar unutuyor. Sonra yine seçim dönemi olduğu zaman kent konseyini hatırlıyoruz. Hala şehirde işte şunlar konuşuyor. Bu kent konseyi nedir, kent konseyi ne yapıyor? İşte niye buraya aday oluyor insanlar gibi şeyler oluyor. Ben şimdi başkan adaylarının beşinize de inşallah soracağım. Nedir bu kent konseyi? 5393 belediyeler kanununa göre, belediye kanununun 76. maddesine göre kurulmuş şehirlerin ortak akılla yönetilmesi, kentin paydaşlarından oluşan katılımcı bir danışma kurulu aslında. Çok önemli bir kurum, çok önemli bir yerde şehre yön verebilen, şehrin kurumlarına tavsiye niteliğinde projeler üreten, üretirken STK'larımızla birlikte ve kıymetli basınımızla birlikte baskı oluşturmak anlamında da tavsiye niteliği taşıyan, projeler üretilmesi gereken bir yer. Anladım. Teşekkür ediyorum. Peki ve şöyle... en önemli özelliği, belki soracaksın ama ben sana söyleyeyim. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor sokakta. Evet. Kent konseyinde kimse maaş almıyor. Onları soracaktım. Hatta şöyle sorayım. Şimdi kent konseyinde başkanın bir maaşı var mı? Kent konseyinde başkanın bir maaşı yok. Yok. Yürütme kurulu üyelerinin bir toplantılara katıldığı zaman bir huzur hakkı gibi yok. Bir şey var mı? Sadece gönüllü işi.
Yani herhangi bir şimdi çünkü şundan dolayı bunu sormak istiyoruz. Diyorlar ki işte meclis üyesi olunca da maaş yok diyorlar falan ama işte bakıyoruz bir huzur hakkı adı altında bir para alınıyor. İşte il genel meclisi işte insanlar Yalova için istiyoruz. Bir bakıyoruz ki ya oradan bir para alınıyormuş toplantıya katıldığın zaman falan. İşte belli bir kurumun bir yürütme kurulu bir şeyin başında olursan oradan işte para alınıyor falan. Yani bunları görüyoruz siyasette. Yok. Şimdi kent konseyinde hiçbir şekilde bir para yok. Söz konusu değil. Peki kent konseyi bildiğimiz kadarıyla böyle ihaleler falan veren bir kurum da değil. Bir şeyler yapıyor, inşaat, yol, köprü falan onu da yapmıyor. Yani kent konseyinde para... Belki bu tabii bir bakış açısı, bir karakter yapısı. Hani belki başka şeyler takip eden olur mu olmaz mı bilemem ama kent konseyinde hiçbir şey öyle bir şey yok. O zaman kent konseyinde şunu diyebiliriz rahatlıkla. Kent konseyinde rant yok. Gönüllülük esasına dayalı bir yer orası, bir kurum orası. Güzel. Yani çok önemli bir kurum. Aslında kıymetini bilmek lazım, değerini de çok iyi bilmek lazım, iyi analiz etmek lazım. Biz kent konseylerinin ne olduğunu anlatamadığımız için, kent konseyi bir şehirde neden önemlidir diyemediğimiz için, anlatamadığımız için haklı olarak dostlarımız diyorlar ki kent konseyi nedir, ne iş yapar? Yani biz dolaşırken ziyaretlerimize bunu anlatıyoruz. Yani biz şunları önermeliyiz diye anlatamadık daha tam anlatamadık Umut'um yani. Kent konseyini anlatmaktan yapacaklarını anlatamıyorsun diyorsun. Peki oraya geleceğim. Onu hani çok şeyli yaptık da hani diyorlar yaptık da. Bak ben ağızdan çıkan sözün arkasındayım. Konuştuğumuzda uygulayacaksın abi. Evet öyle olması lazım. Uygulamıyorsan onu yaptık, bunu yaptık da bu iş olmaz abi. Olur. Uygulama olacak, uygulama. Doğru söylüyorsunuz. Oraya yine ben o parantezi açacağım. Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Kent konseyinde para yok, kent konseyinde rant yok, bir nüfuz oluşmuyor, bir şey olmuyor. Kendinizden vakit vererek oraya gideceksiniz. Belki maddi manevi zaman açısından kayıplarınız kesinlikle olacak. Kesinlikle. Bir sürü insanla konuşacaksınız, size gelenler. Sonra sunduklarınızı işte belediye ya da kurumlar yaptı yapmadı onlarla uğraşacaksınız. Biraz böyle uğraşmalı bir hengamenin içi. Peki böyle bir durum varken ben soruyorum. Ali Çolakoğlu neden aday kent konseyi başkanlığına? Şimdi böyle hani konuşulmasından da çok rahatsızlık diyorum ama bir kanser tedavisi yaşadım. Evet. Kanser tedavisini yaşadıktan sonra eşimle beraber o süreçte şunu gördük. Tüm samimiyetimle ilk defa itiraf ediyorum. Biz Yalova'da bu kadar çok sevildiğimizi bilmiyorduk. Dolayısıyla o duaların mesela tanıdığımız tanımadığımız insanların bize kan vermeleri, öğretmenlerimizin bize kan vermek için yarışmaları ki o dönemde pandemi döneminde insanların Kahramanmaraş'tan, Batman'dan, Yalova'nın her birinden birçok köyden kan vermek için gelen dostlarımızın isimlerini yeni hala bile yeni öğrendiğim insanlar var. İsimlerini daha yeni öğrendiğim isimler var. Benim bu insanlara, bu insanların çocuklarına, bu insanların torunlarına Yalova'da bir şey yapmam lazım. Bir vefa borcumu ödemem lazım bak. Gönül borcu değil. Vefa borcumu bir şekilde ödeyeceğim. Nasip olur da yazılırsa, kazanırsak ben bunu en güzel şekilde hem sanatçı kişiliğimle, hem programcı kişiliğimle, hem Aliço adıyla nasıl olmalıdır, neler yapılmalıdır bu şehre çok şey katacağıma inanıyorum. Anladım. Teşekkür ediyorum. Peki hızlı hızlı önce bazı sorularım var. Şimdi kent konseyi yaptırımı olmayan bir yer. Yani diyelim ki Yalova'nın trafik sorununu ele aldı kent konseyi. Trafik sorunu da şöyle çözülür buldu kağıt üzerinde çalışmalarla. Ama onu hadi uygulayalım mı yapacak yer değil. Hadi uygulayalım mı yapacak yer belediye. Kent konseyi yaptı trafik sorunu çözümünü. Dedi ki belediyeye gitti verdi. Al bunu yap dedi trafik çözülüyor dedi. Ondan sonra belediye bunu diyelim ki yapmadı. Orada ne olacak? Kent konseyi sanki çünkü işlevsiz bir hale düşmüş olacak eğer bunu yapmazsa. Boşuna çalışmış olacak. Bunları engellemek için ne gibi planlarınız var? Peki. Mesela gündemimize ne düştü? İşte CHP milletvekilimiz Sayın Tahsin Böcan'ın bir şeysi çıktı. Hani çevre yolunu iptal edildi.
Bugün basına ne düştü? İşte Ahmet sevgili Ahmet Büyükümüş'ün. Hayır olmaz. Hayır olacak diye. Şimdi o kadar güzel bir yola ki bu Yalova için çok önemli. O yol çok önemli. Evet. Şehir trafiği için çok önemli. Doğru. Bunun için ben şu anda kent konseyi başkanı olsam iki milletvekilimi de buluştururum. İki milletvekili basının karşısına getiririm. Getirmeye çalışırım. Çünkü STK bir güç STK. Bunu davet etmeyeyim. Hiçbir zamanda vekillerimin, milletvekillerimizin hayır diyeceğini sanmıyorum. Ama bir araya gelmeyi özledik biz. Ya. İşte bunda da iki tane vekili oturtursun, yetkilileri oturturuz. Deriz ki sayın vekilim böyle böyle neler yapmalıyız? Neler yapılabilmeli? STK'larımızdan istediğiniz nedir? STK bir güç abi, kent konseyi bir güç. Doğru. Yani işte basını da alırsak arkamıza, anladın mı? Hı. Deriz ki işte... Gazeteci arkadaşlar buyurun. Beraber böyle böyle bir çalışma var. Bakın bir defte böyle bir tarafta böyle. Bunun yolunu hep birlikte çıkartalım diyoruz. STK'larımızda, komisyonlarımızda çıkartmış olduğumuz çalışma gruplarımızdaki bizler de bir şey üretiriz. Kamuoyuna sorarız, sunarız. Kamuoyu da gereken şeyse zaten belediye de o işi üstlenmek zorunda kalır diye umuyorum. Harika. Yani hem basında hem kamuoyu baskısı yaratarak doğru evet. olan, doğru olduğunu olan bu değil mi? Olması gereken bu değil mi? Evet. Yapılması mi? İçin kurumlara aslında tatlı bir baskı oluşturmak. Bak şimdi çalışma gruplarımız var, tamam mı? Çalışma gruplarında çok kıymetli STK başkanlarımız bir şeyler üretiyor. O kadar çok güzel şeyler çıkıyor ki aslında. Ne yapıyoruz biz onu? Yürütme kuruluna geliyor. Ayda bir yaptığımız yürütme kuruluna geliyor. Yürütme kurulunda işte okunuyor, anlatılıyor böyle bir şey. Orada kayıt altına giriyor. Abi diyorum ki ben kayıt altına girmesin. Kayıt altına çıkartalım onu. Onu projelendirelim. Onun için sen sormadan söylüyorum, söylemek istiyorum. Onun için bir şehirdeki kent konseyinin yürütme kurulunun haricinde danışma kurulu olmalı. Biz danışma kurulunu kuruyoruz. Danışma kurulumuz 8 tane akademisyenimiz, profesör dahil akademisyenlerimizden oluşacak. Bir danışma kurulumuz olacak. Çalışma gruplarımızın çalışmalarını takip edeceğiz. Projelendireceğiz. Hep birlikte ama bak ayrı gayrı yok. Hep birlikte biz bunu hocalarımızla birlikte kamuoyuna anlatacağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Danışma kurulu akademisyenlerden oluşan evet. bir danışma kurulu. Evet. Şu anda 8 tane akademisyenimiz var bizle beraber. Gönüllemde bu şehri seven, bu şehre gönül vermiş akademisyenlerimiz var. Çok kıymetli değerlerimiz var sevgili Umut. Ama biz onur etmesini beceremiyoruz. Evet. Biz omuzuna dokunmayı insanların omuzuna dokunmayı özlemişiz ama yapamıyoruz. O yüzden buradaki akademisyenlerimiz var. Mesela geçen hani programda Sayın Valim Yusuf Erbay, Sayın Valim buradan da selamlarımızı gönderelim. Ne konuştuk? Gençler ve yerel yönetimlerle ilgili ben istediğiniz zaman yanınızdayım. İşte o hocamız bizim başımızda, bizim başımızın üstünde yeri var. İşte bizim Ümit hocamız mesela geçen program yaptı. Evet. Sevgili Elif Hoca, hepsi bir profesör. Profesörümüz, kıymetli hocamız. Recep Hocam mesela. Bunlar bizim değerlerimiz. Biz değerlerimize kendimiz sahip çıkmamız lazım. İşte o değerlerimizle danışma kurulumuzla o değerlerden de Yalova'nın da faydalanmasını evet. sağlamak lazım evet, diyorsunuz. Evet. Bir de istişare kurulu. Benim en büyük ideallerimden bir tanesiydi. Yürütme kurulu, danışma kurulu, bir de istişare kurulu sevgili Umut. Onun detayını. İstişare nedir? Kurulu kimlerden olacak? Bu şehirde belediye başkanlığı yapmış. Bu şehirde valilik yapmış. Bu şehirde daire müdürlüğü yapmış. Bu şehirde oda başkanlığı yapmış. Sokakta elini kaldırdığı zaman yanına insanları toplayabilen abiler, ablalar var. Evet. Yani şehre dokunan o kadar çok insan var ki. Bunlarla haricinde de istişare kurulları yapacağız. Onlarla beraber şehri güzelleştirmek ama şehrin ruhunu güzelleştirmek için mücadele edeceğiz. Onlar bir araya gelecekler mi? Evet. Genelde hani siyasi de tutumlar oluyordu bir araya geldi. Hepsinden söz aldım. Çok güzel. Yani eski protokolü aslında yani yıllara yayılan protokol üyelerine bir araya getireceksin. Yani biz belediye başkanlarımızı davet ettiğiniz zaman şöyle demeyecek. Ya ben ona küsüm, ya ben ona gelmem. Öyle bir şey yok abi. Bu şehirde yaşamanın bir bedeli var. Süper.
söz konusu Yalova ise gerisi referat diyecekler yani. Yani o şehre sen makam koltuğunda hizmet ettiysen bu çalışmalarda gönül vereceksin. Gönlünü vereceksin diye düşünüyorum. Güzel bir proje inşallah olur. Şimdi soracağım şeyler var ama bir sözün vardı senin. Geçtiğimiz günlerde haber de oldu. Onu bir söylemek istiyorum. Sonra onun üzerine bir şeyler söylemeni istiyorum. Biz de hatta onu kullanmışız. Altınova Karadere köyünden Armutlu Kapaklı'ya, Fıstıklı'ya kadar bu şehrin tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporu ve doğasıyla ve tabii ki insanıyla kucaklaşmaya, samimiyete ve dostluğa ihtiyacı var. Kesinlikle. Şimdi sözü okuduğumuz zaman evet çok güzel bir söz. Kültürden sanata, spora, doğaya, insana her şeye dokunuyorsun. Ve ama bunu da hani şöyle değil, hani bazı böyle büyük gibi görünen sözler vardır ama hep sonu işte inşaata dayanan hani şeydir ya böyle, nasıl şimdi yanlış bir şey de söylemeden anlatmaya çalışmak istiyorum. İşte genelde siyasilerimizin vaatleri vardır hani gelişmek için, büyümek için, işte ileri gitmek için işte binalar yapmak, işte paraların dönmesi, büyük sermayeler falan gerekiyor genelde. Ama senin sözünün sonunda kucaklaşma, samimiyet ve dostluk ihtiyacı var diye bitirmişsin. Bu böyle çok sıcak bir söz. Bunun biraz altını doldurur musun? Bunu nasıl duygularla söylüyorsun? Sevgili Umut. Ve kent konseyine bunu nasıl entegre edeceğiz? Sevgili Umut. Kent konseyleri neden önemli diye ben 4-5 tane başlığım var. Onu açıklayacağım izin verirsen. Şimdi seninkisinden başlayalım. Senin sorduğundan. Güzel insanlar, güzel davranışlar ve güzel söylemler güzel kaderleri getirir. Evet. Çünkü kaderi yazan bir güzellik var. İki aşk benim için çok önemli. Bir ilahi aşk, bir gönül aşk. Benim için çok kıymetli. Ve bir şehirde yaşamanın da bir bedeli var. Bu aşk gibi bedel ödemek lazım abi. Ya seveceksin, ya tam seveceksin, ya yarım seveceksin. Ben bu şehri tam seviyorum. Bu şehrin her noktası benim için çok kıymetli. Çünkü bu şehirde anılar var. Bu şehirde tarih var. Niçin önemli benim için dostluk? Altınova Karadere ve Örenci köyünden Armutlu, Kapaklı, Fıstıklı'ya kadar bizim tarihimizle, kültür sanatımızla, doğasıyla, mimarisiyle, sporuyla, insanıyla kucaklaşmaya, sağduya, samimiyete gerçekten ihtiyacımız var. Dostluğa ihtiyacı var bu şehrin ya. Biraz o dostluk duygularından uzaklaşıyor gibi mi? Uzaklaştık. Ya Yalova'nın, Armutlu'nun Yalova ilçesini o bilmeyen hala 170 kesim var abi bu şehirde ya. Böyle ben kabul etmiyorum ya, kabul edemiyorum ya. Onun için hiçbir yere ayırmıyorum abi. Yani buralar bizim ya. Bak dün beni bir müdürüm aradı biliyor musun? Dün ben affedersin ben aradım. Bir sohbet, bir şeyle ilgili, bir panik, bir çalışmayla ilgiliydi. Kent konseyiyle ilgili değil ama. Dedi ki biliyor musun Ali Hocam dedi ya. Ben dedi dün Armutlu'daydım. Armutlu'dan dedi size dedi oy vereceklermiş dedi. Dedim ben kent konseyine adayım ama hani Armutlu yok işin içinde. Yok dedi Armutlu dedi Ali Hocam dedi vallahi dedi nereye gittiysem birkaç tane Yalova'da birkaç yeri gezdim dedi. Hani işimle ilgili mezun gezdim ve gittiğim her yerde sizin adınız geçti dedi. Ama dedi çok enteresan Armutlu dedi sizi konuştular dedi. Bak tüm samimiyetimi söylüyorum yemin ediyorum. Çok hoşuma gitti neden? Abi Armutlu da bizim Altınova da bizim. Evet. Yani bu şehirde yaşamanın bir bedeli var ya. Ben dostluğa onun için çok önem veriyorum ya. Ya diyorum ki bu şehirde Altınova'dan Armutlu'ya kadar gariban insan kalmasın ya. Yaşlıların boynu bükük kalmasın. Çocukların boynu bükük kalmasın. Kent konseyi bunun için çok önemli. Kent konseyi baktığımız zaman çok önemli ya. Bütün... O kadar güzel STK'larımız var ki. O kadar güzel başkanlarımızla yeni tanıştım ki. Tanıştığım başkanlarım var.
bana oy versin, beni desteklesin mi de hiç umurumda değil. Benim için önemli olan, ben o insanları kazandım ya. Ben insanlara dost, ben nasıl dost aldım onu ben, öyle kabul ediyorum. Yani konuşmanın bile bir şeysi var, bedeli var abi. Yani her konuşmamda mutlu oluyorum. Neden? Yarın bir gün yaptığımız etkinliklerde, çalışmalarda bu STK'larımızın yeri bambaşka. Tabii ki. Yani biz elimizden geldiği kadar belediyelerimize, kurumlarımıza, STK'larımıza çok güzel şeyler çıkartacağız abi. Çünkü şehirleri şehir yapan mahallelerdir, sokaklardır. Düşünsene bir sabahleyin kahvesini, bir sabahleyin kahvaltıyı sokağa kurulmuş uzun masa düşün. Oradaki o masadaki ablaları, abileri düşün, yaşlı ablaları düşün. Şimdi hepsi bir anı anlatacak. Tabii. O anılar sözlü tarih çalışma grubunu oluşturacak. Şey, Umut. Tabii şehrin tarihini İşte biz mahallelerde meclisler kuracağız. Atıyorum belediye bir çalışma yapacak. Mesela buradan Yakup Bilgin Koçal başkanıma da selamlarımı göndereyim. Onunla bir dönem çalıştığım için biliyorum. O bir çalışma yapmak istedi. Rüstempaşa Mahallesi'nde bir çalışma yapmak istedik. O zaman işte tabii internet bu kadar çok yok. Bir kiosklar kurduk köşeleri bir yerde. Ama en büyük avantajı mahallelerden aldık. Mesela Rüstempaşa da işte şu, neyi görmek istersin dedik. İnsanlar o kadar çok talep ettiler ki. Ben onu şimdi bugünümüze çevirdiğim zaman mahalle meclisleri çok önemli bize. Evet. Mahallenin sıkıntılarını, sorunlarını başkanımızla beraber orada oturmak, yerinde bakmak, yerinde paylaşmak, gönül almak ya. Belediyecilik nedir Umut? Gönül almak mıdır diyeceğim. Evet. Ben kent konseyi başkanlığı en çok onu istiyorum abi. Bizim işimiz gönül almak. Hepimizin dili, dini, ırkı ne olursa olsun hepimizin tek bir ortak noktası var. Hepimiz onore edilmeyi bekliyoruz. Tabii doğru. İnsan ihtiyaçlarından biri diyebiliriz belki ona. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Sizin bazı şeyleriniz var, onlara geleceğim ama şu konuya tekrar bir geri dönmek istiyorum ben. Biz hala artık Kent Konseyi'nin 25. senesi mi 30. senesi mi bilmiyorum ama hala işte Kent Konseyi nedir, ne iş yapar falan gibi sorular varsa halkta, bu bence onların hani araştırmadığını, bilmediğini değil de Kent Konseyi'nin kendini ifade edemediği anlamına geliyor. Çünkü bunca yıl hani bunu anlatamamak biraz değişik geliyor bana. Acaba Kent Konseyi'nde, şimdi yani bu dönem için demiyorum, bir eleştiri olarak almasınlar bunu ama yani bütün dönemler boyunca Kent Konseyi'nde biraz aslında halkın tam içinden STK'larla oluşan bir şey. Hani halka uzak istese de olamayacak bir kurum aslında ama biraz bir şekilde uzak mı kalmış, ne yaptığını anlatamamış mı? Ben şeyi de çok hatırlamıyorum, hani Kent Konseyi'nde bir basın toplantısı falan, bunları da çok hatırlamıyorum. Daha önce diğer basın mensubu arkadaşlarıma da sordum. Hani öyle bir basınla paylaşılan bir projemiz var, basını davet ettik, şunu anlattık falan. Çok hatırlamıyorum Kent Konseyi'nde. İşte seçim önceleri, sonraları, başkanları falan konuk alıyoruz. Başkanlarla röportajlar oluyor. Çok böyle hani önemli günlerde falan bazı şeylerde basın bülteni geliyor Kent Konseyi'nden. Ama böyle bir şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yapacağız, Kent Konseyi şudur, çalışma grubu budur falan, bunlar anlatılmıyor. Yani anlatılması gerekiyor mu, belki onu da sormak lazım ama halkın hala Kent Konseyi hakkında yeterli bilgisi yok. Bunun yani ne sebebi, neden anlatılmıyor, neden böyle bir şeffaflık yok? Ve de siz Kent Konseyi Başkanı olursanız yeni yönetim politikalarınızda bunu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa böyle güzel gidiyor, halk bilmese de olur mu diyorsunuz? Hani bu konu biraz benim anlamadığım bir konu, o yüzden size sormak istiyorum. Sevgili Umut, basın olmazsa nasıl çalışmalarımızı anlatacağız? İşte anlatmıyorlar da. Ya da çalışma yapmıyorlar mı acaba? Hani bilmiyorum mesela ben. Şimdi bak, Kent Konseyi buradan Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz Başkanıma buradan teşekkürlerimi, tebriklerimi gönderiyorum tekrar. Güzel bir çalışma yaptı. Onun sayesinde Kent Konseyi gündeme geldi. Hani kent işte etkinlikleri yaptı ya Fatih Başkan. Mesela onun sayesinde Kent Konseyi, az çok Kent Konseyi'nin adı ortaya çıktı. Evet. Mesela dirençli kentler çalışma yaptık diyor. Mesela ben yürütme kulesiyim orada. Evet. Evet, yaptık. Evet. Yaptık. Yaptık da sonuç
Orada şimdi bana ben... kızacaklar ama diyorum ki abi bu şeyle bir sonuç vermeli yani. Bir yani bir sonucu ne oldu, sonuç ne yaptık? Biz şimdi dosya yaptık. Dosya yaptık. Gittiğimiz yerlerde, ziyaretlerde o dosyayı verdik. Tamam mı? Şimdi çok detay var da fazla anlatmıyorum yani. Orada çıkartılan madde var mı yok mu onu da sormak lazım. Var mıdır? Bilmiyoruz. Hani nereden bilelim? Çünkü yani, bize bir şey açıklanmıyor, bilmiyoruz. Şimdi biz orada hani konuşulanlar kayıt altına alındı. Orada ben şunu söyleyebilirim sadece yani şimdi, bildiğim kısmı. Konuşmaları kayıt altına biz aldık. Ve oradan teknik desteği biz verdik şehrimiz adına. Hem görüntülü hem sesli kayıt altına aldık konuşmaları. Sonrasında tabii bunların çözümlenmesi için, yapılması için teslim ettik kent konserini. Ve çok uzun kayıtlar bu arada, hani çok fazla. Sonrasında da şu oldu, bir sonuç raporu dendi. Bir gün gene aynı otelde buluşuldu. Bir çok yüzeysel bir şeyler geçildi, söylendi. Sonra bitti. Sonrasında o raporlandı mı bu, ne oldu, ne bitti, kime sunuldu, tam ne çıktı bunları bilmiyorum. Yani o dosya halinde var da, şimdi, şimdi Mustafa Başkan sağ olsun işte bir şeyler yaptı arkadaşlarımız, Kubilay Başkan işte, genel sekreterimiz. O da bu arada onları toparlanması, dosya haline getirilmesi zor bir süreç. Onu kim, hangi akademisyenler yaptı, kim yaptı onu da bilmiyorum. Yani şimdi... Sanki Yalova dışına çıktı da yapıldı gibi bazı söylemler var ama bilmiyorum bunlar... Basına ya, sızan dedikodular. Şimdi ben ya ben fazla böyle çok detaya girmek istemiyorum ama burada bir kez daha Fatih Ayaz Başkan'a teşekkür ediyorum. Çünkü onun sayesinde kent konseyini insanlar kent kupası deyince kent konseyini yaptığını anladı. Evet. O yüzden gündeme geldik. Yani şey dün akşam çok güzel bir şeye değindiniz. Dediniz ki şey Cem özellikle söyledi. Hani sosyal şey hesaplarımızda, sosyal hesaplarımızda Allah'tan benim öyle bir şeyim yok. Dedim yani etiket peşinde koşmuyorum hani şey. İşte yani Yalova Yönetme Kurulu üyesi. Abi yazsan ne olacak, yazmasan ne olacak ya? İlk toplantılarımızda mesela gündeme şey geldi. Acaba belediyenin parkına, otoparka izin alsak mı dendi mesela? Hani yönetme kurulu üyesi. Abi bizim ikinci adam olma şansımız yok. İkinci adam olarak o istemeye de gerek yok abi. Tek adam, birinci adam olacaksın. Birinci adam inançlı olacak abi. Azimli olacak abi. Kendine inanıyorsan bu yola çıkmışsındır abi. Ben kendime inanıyorum. Ben kendime de güveniyorum. Eğer ben kent konseyi seçimini alayım, bak Gazipaşa Caddesi'nde seyret. Yalova Belediye Başkanı'nın izniyle, Yalova Belediye Başkanı'nın destekleriyle Yalova Belediyesi'nin Gazipaşa Caddesi'nde bak kültür sanat etkinliklerini gör. Eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz bu şehirde. Doğru. Terörü de bitireceksen eğitimle bitirsin. Öyle çık. Eğitim olmadan, bilim olmadan hiçbir şey olmaz. Katılıyorum buna. Gazipaşa Caddesi'ni seyret. Beni eski personel arkadaşlarımdan beni bir sorarsın, bir öğrenirsin. Ben Gazipaşa Caddesi hani örnek pilot olsun. Ondan sonra her mahalleye yayalım abi. Şu anda Türkiye'nin en iyi 3-4 tane müzisyeni arayacağım telefonu yeter diyorlar mesela. O çocuklar onu gördüğü zaman, bak onları gördüğü zaman elindeki gitara titreyecek. Ben biliyorum onu. Hani buraya kadar gelir mi diyecek bu adam. Ama çok insan var abi. Sadece bizim işimiz gönül alacağız ya. Bunun parayla, pulla, ekonomiyle, bütçeyle hiç alakası yok abi. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Evet. Biz buraya Zülfü Hocam'ı getirdik, para mı verdik? Yok. Selçuk abi getirdik, para mı verdik? O da anlatılır her zaman. Sizin yönetim başarılarınızdan biri olarak her zaman anlatılır. Bak abi bu dışarıda her şey para demek değil Umut ya. Evet, ücretsiz gelen sevgili Umut ya. Bak ben sana şimdi söyleyeyim. Çok yakında... yine bir çalışma yapacağız. Buradan sevgiyle bahsediyorum. Saygıyla bahsediyorum. Subaşı Belediye Başkanı, mesela Turan Başkanı ayrı yere koyuyorum. Mesela bak seyret şimdi yakınlarda. Önümüzdeki 2025'teki bombayı seyret. Ben Ali Çolak olayım ya. Ali Çoy'um ben ya. Benim parayla pulla hiç işim olmadı abi. Evet. İşte Aronya Festivali. Neredeyiz? Ali Çoy nerede? Yok. Kent 77 nerede? Yok. Ama o projenin başında biliyorsun
Suat Müdürümü sevgiyle anıyorum, saygıyla anıyorum. Evet. O projenin nereden nereye getirdiğimi en iyi bilen Suat Müdürüm yani. Evet, doğru. Biz de isim peşinde koşmadık, reklam peşinde koşmadık ki Umut'um. O konuda haklısın. Bugün Aronya konuşuluyorsa bu kadar çok, senin emeğin herkesten çok. Ben hayatımı kurtardım Aronya'yla. Her yerde Aronya anlatıyorum. Sana bak, mesela bu akşam mesela bizim Aronya'yla ilgili o sirken verdim, hani getirdim sana. Mesela onu anlatacağız. Onu paylaşalım. Destek olun üreticilerimize. Biz bu taraftayız sevgili Umut, evet. Yani. Teşekkür ediyorum. Ali evet, abi diyeceğim. Şimdi senin sosyal medyada da görüyoruz. Bazı basına verdiğin demeçlerde de görüyoruz. Bazı hani böyle proje açıklar gibi bazı tavsiyelerini, yapacaklarını demin gibi anlattığın gibi şeyleri paylaşıyorsun. Şimdi önünde notların da var senin. Ben bilmiyorum oralarda ne. Bak mesela bugün şimdi, en son bir şey paylaştım sevgili Umut. Evet. Sözünü mü kestin? Yok, hayır. Haftada 5 ton atık çıkıyor bu memlekette. Evet. Ben okudum bugün onu. Tamam. Doğru. Bak, 5 ton atık yani kaba atık. Hı-hı. Sandalye, masa, beyaz eşya. Yusuf Hocam sağ olsun, Allah razı olsun, bize zaman ayırdı, paylaştık onu. Haydi. Atık merkezimiz yok. Belediyelerimizin atık merkezi olmalı. Bunun için de kent konseyi çok önemli. Ve kent konseyleri ilçelerde de çok önemli. Biz bir oluşturmamız lazım. Yani atık merkezi oluşturmamız lazım. Mesela bu akşam paylaşacağım bir şey daha var. İlk defa şimdi söylüyorum sevgili Umut. Bu akşam derken? Yani bu akşam sosyal medyamda paylaşacağım. Tamam. Deprem bölgesiyiz. Şimdi sana sorsam toplanma yerini biliyor musun sevgili Umut? Ya o çok gerçekten dönem dönem konuştuğumuz çok enteresan bir konu. Toplanma yerini soruyorum. Yalova'daki toplanma yerleri şöyle, maalesef ki bizim gördüğümüz, geçen sene bir araştırma yaptık. İşte bir apartmanın bahçesi toplanma yeri kalmış. Bir işte sitenin bir yeri toplanma yeri kalmış. Bir işte çocuk parkı toplanma yeri denmiş. İşte bilinen şu an tek böyle büyük toplanma yeri Yalova Atatürk Stadyumu. Yani bir tek orası zannedersem kalmış. Onun dışındaki toplanma yerlerin adı var. Ya bir de çok komik gerçekten. Belediyeye de şimdi buradan hatta duyuralım. Sizin değil, önceki dönemlerde olan bir iş ama belki düzeltilir. Yani apartman bahçesi falan, orada yazıyor toplanma yeri. Ya orada toplanma yeri kalmamış artık. Ya da çocuk parkı adı kalmış, toplanma yeri kalmış. Ama toplanma yeri sadece gelip ne yapacağız? Orada böyle dikilecek miyiz? Hani hiçbir şey yok. Toplanma yerlerinde büyük ciddi sıkıntılar var. Bizim bildiğimiz o. Şu an sizi dinliyorum. Sevgili Umut, kent konseyi neden önemli ya? Hı hı. Bir tanesi bunun için önemli. Deprem bölgesiyiz. Kaç tane halı sahamız var bizim Yalova'da? 8-10 tane büyük halı sahamız var değil mi? Peki biz kent konseyi olarak belediye başkanımıza gitsek, belediye başkanımıza sohbet etsek, halı sahaların sahiplerini davet etsek, onlarla güzel böyle bir oturacak sohbet etsek, gönüllülük esasına dayanarak ama, hı hı, desek ki herhangi bir deprem anında toplanma yeri bize halı sahanızı açar mısınız desek, hayır derler mi? Demezler bence. Yani normal zamanda belki ticareti engelleyecek ama depremde zaten öyle bir gidip halı sahada oynamayacağımız için kimse hayır diyeceğini zannetmiyorum. Yani halı sahalar deprem toplanma alanı olarak kullanılabilir. Hı. Gönüllülük esasına dayanarak, gönül alarak konuşursak, doğru, hiç kimse hayır demez. Hemen hepsinin bina olan kısmı da tek katlı olduğu için orada da bir zarar olmayacağını düşünüyorum. Zaten alı saha kısmında bir beton harbi yok. Nasıl sence? Gayet güzel. Fikir iyi mi? Gayet güzel. Ben gece sabaha kadar bunları yazıyorum, bunları çiziyorum sevgili Umut ya. Vallahi emeğinize sağlık, öyle söyleyelim. Peki farklı ya, böyle gruplara, işte kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler... Hani sizin gerçi çok zaten geçmişten bugüne kadar gelen projeleriniz var, biliyoruz. Şöyle sorayım ya da siz devam edin, sonra aralara gireyim ben. Perşembe günü seçim oldu. Aynı gün açıklanıyor mu şimdi hatırlamıyorum ama diyelim ki o gün kent konseyi başkanı seçildiniz. Seçildikten sonra neler yapacaksınız? İlk telefon açacağım. Yaklaşık bir 25 tane aile var. 25 tane aile, ihtiyaç sahibi aile. İlk telefon açacaklarından bir tanesi PKK çocuklarımız ve aileleri. Onlar için diyeceğim ki metabolizma bölümü için hazırlanın. Düğmeye basıyoruz diyeceğim.
ve STK'larımızla birlikte bunları hareketlendireceğiz. Çok İlk, güzel. İlk üç telefonum çok önemli. Yani mesela aileleri arayacağım, diyeceğim ki baba diyeceğim hazırlanın. Size daha sağlıklı, daha iyi şekilde, daha güvenli bir şekilde biz yanınızda olacağız diyeceğiz. Alacağız Yalova Belediye Başkanımızı, evine gideceğiz. Harika. Yani belediyenin görmediği aileler var. Sevgili Umut. Ben ya boynu bükük çocuk kalmasın çok önem veriyorum ya. Yani bizim için çok önemli sevgili Umut ya. Tabii çocuklar mutlu olursa şehir de mutlu olur. Allah razı olsun. Deniriz. Bizi birçok insan mesela 735'e yakın ailemiz var. Bizi vesile ettiler. Ta pandemiden beri yanlarında oluyoruz. Yüzlerce çocuğumuz var yanlarında oluyoruz. Biz, herkes bizi vesile etti. Allah razı olsun. O kadar çok güzel şeyler ki. O kadar çok hikayelerimiz var ki Umut. Şunu söylüyorum. Hepimizin içinde sessiz kalan bir hikaye var. İşte o hikayelerin gerçekleştirebileceğimiz en önemli yer Kent Konseyi. Biz bu hikayeleri yazacağız Umut, sevgili Umut. Çünkü yeni bir yeşil dünya düzenine doğru gidiyoruz. Yeşil dünya düzeni derken? Yeşil yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ısınmalar var, sıcaklıklar var, kuraklıklar var, yağmurlar var, ekolojik sistemler var. Evet, sera gazı emisyonlarımız var. Bunlarla ilgili mutlaka bir çalışmamız olacak. Yani iklim krizi dersek bunlara, iklim krizi hep gelecek deniyordu yıllar önce ama şu an geldi. Şu an kapımızda. Ve bilim adamları bu 10 yılın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Onun için mantıklı proje üretmeliyiz. Kent Konseyi bunun için çok önemli. Çalışma gruplarımız bizim çok daha da yükselteceğiz. Şu anda 3-4 tane var ama daha çoğaltacağız onları. İşte göç çalışma grubu mesela. Tabii Yalova için evet önemli bir konu. Çalışma burada sevsek de kıssak da sevmesek de var şu an. Burada göç vatandaşlar var. Tamam. Onlarla ilgili göç çalışma grubumuz olacak. Hı. Kent sağlığı çalışma grubu koyacağız. Hı. Tarım ve su ürünleri çalışma grubu olacak mesela. Harika. Yani artık tarımdan böyle hem ülke olarak hem şehir olarak yavaş yavaş böyle kopma noktasına doğru geleceğiz neredeyse. Yani onu tekrar bir canlandırmak. Kesinlikle. Ailelerimize bahçelerinde, balkonlarında biber ekmesini, domates ekmesini, maydanoz ekmesini destek vereceğiz. Bir şeyler üreteceğiz ya. Yani 80'lerde 90'ların başına kadar hatta işte Yalova pazarı meşhurdu tüm Türkiye'de. İstanbul'dan, adalardan alışverişin Yalova'ya gelirlerdi. Ama şimdi maalesef ki pazarda soruyorum işte Mersin'den geldi, Antalya'dan geldi diyorlar sebzelere. Bak şimdi buna dedin ya böyle çok ince bir yere dokundun. Şöyle çok önemli. İlk defa söylüyorum. Allah rahmet eylesin Rasim Öztekin. Rasim abi. Evet. Yalova pazarına bunun kadar hasta bir şey görmedim. Sanatçı büyü görmedim Rasim abi. Ha. Yalova'nın pazarına hastaydı. Her geçişte Ayvalık'a geçerken mutlaka arar. Ali'cim hemen yeşilliğimi ayarla ne olur gözünü seveyim derdi biliyor musun? Böyle miydi? Mesela Rasim abi anınca yürüyen köşk. Barbaros Binicioğlu canlı şahit. Barbaros Binicioğlu belediye başkanı. Hı. Milyarlarca para harcadık yürüyen köşk. Anlatmak için işte maketler yaptık, bilmem ne yaptık. Barbaros Binicioğlu, Sayın Belediye Başkanı İtalya'da. O zaman onu da şikayet etmişler hani Araplara satıyor diye. Gecenin saat 3'ünde beni aradı. Bana bir fırça attı ki sorma Umut. Ama niye fırça attı? Evet. Onun gelişmelerden haberi yoktu. Bak ben bu şehri çok seviyorum. Bu şehrin markalaştırmayı ve markayı satmaya ihtiyacımız var. Doğru. Rasim abiye 4 tane yürüyen köşk maketi verdim. İdo'yu aradım. Dedim ki ya işten çıkartılacağım ya işten atılacağım. 5 dakika gemiyi bekletir misin dedim. Sen şimdi arasın bir tane birisi bakalım gemiyi bekletebilir mi? Yok. Canlı şahit arkadaşlarım var. Canlı hepsi beraber can. O İdo'yu 5 dakika yürüyen köşk maketlerden 3 tane hazır. 4.'yi bulmak için rahmetli annemin evinden getirttirdim. O gemiyi beklettim. Rasim abi aldır Allah rahmet eylesin. Emel ablaya, Emel Sayın'a, Şener Şen hocama,
Beyazıt Öztürk'e o gece Beyaz Show'da takdim etti. 12 dakika Yalova'yı anlattılar. Kardeşim Yürüyen Köşk ondan sonra da patladı. Hani Ali Ço ne yapacak diyenlere kapak olsun bu. Öyle tabii. Tabii ama doğru söylüyorsun. Gerçekten Yalova için çok kıymetli bir şey olmuş. Canlı şahit yani. Belediye Yalova Belediyesi'ndeki arkadaşlarım o dönemi şahit. Evet. Yalova Belediyesi'ndeki bütün arkadaşlarım ayda bir televizyona getiriyordum ya. Bazen ATV, bazen TRT'ye getiriyorduk Umut. Bunlar doğru. Bir bakış açısı abi. Doğru. Biraz vizyonla ve yapabilmekle. İlk defa söylüyorum buradan. 2025'te Allah nasip ederse kent konseyi başkanı olursam bak yaz altını çiziyorum ya. Yalova Suvaşı Kivi koşusunu köprüden geçirmek için elimden geleni yapacağım ya. Osman Gazi Köprüsü. Evet elimden geleni yapacağım ya. Ben böyle bakıyorum abi. Yok param olmuş, pulum olmuş. Yok bütçe. Benim onlarda bir şey yok abi. Bu iş var ya. Rejimizden de rica ederim bunun notunu alsın. Kent konseyi başkanı olursanız. Elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki yaza soracağım. Bu soru bu olacak. 2025 elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Koşu köprüden geçecek mi diye başlık elimden yapıyoruz. Geleni yapacağım ya. Bak elimden geleni yapacağım ya. Çünkü bu iş ne iş biliyor musun Umut? Gönül işi ya. Doğru. Vallahi de parayla pulla da hiç işi yok ya. Kent konseyinin bütçeye ihtiyacı yok. Doğru. Anladın mı? Hani mesela şimdi son günlerde birileri arkadaşlar arıyorlar aşağı diyorlar ki ama işte bu iş paralı işi. Yok abi. Ya ben paraya yön vereceksem oğlumu ekonomist yetiştirmişim. Zaten ne demek ki ben anlıyorum abi. O yüzden bak başka bir şey. Orası gönüllülük esası. Doğru. Yalova'da kent konseyinin bildiğim kadarıyla hiç bütçesi olmadı. Belli işlerde çünkü aslında belediyeden ayrılan bir bütçe oluyor ama Yalova'da ayrılmadı bildiğim kadarıyla. Belli işlerde sponsorlukla falan çözülen işler. Bak bir grup bana kızacak. Bir grup bana kızacak. Zamanımızı geçmiyoruz değil mi? Yani son böyle 5 dakikalarda. Bir grup bana kızacak. Şimdi bu Yalova'da festivaller oluyor değil mi? Konserler oluyor. Evet. Tamam. Peki sevgili Umut. A belediye, C belediye, D belediye. Konserleri yapıyor mu? Yapıyorlar büyük abi. Peki abi. Biz bunları toplu anlaşsak. Desek ki şu tarihte, şu tarihte, şu tarihte, şu tarihte. Şirketlere desek ki firmalar, ajanslar ve arada aracılara çıkarsak. Evet. Birileri bana kızacak ama hani. Olabilir. Tamam mı? Aradaki aracılara çıkarsak. Desek ki Yalova'ya 10 tane sanatçı. Yaz kardeşim. Kaç para? Şu kadar. Pazarlığımız yok. Ne kadar? Bak tüm samimiyetim söyle. Nereden baksan 5 milyon cepte karsın Yalova olarak. Olabilir. He? Olabilir doğru. Yani toplu almak her zaman kârdadır. Kent konseri bunun için önemli abi. Çünkü kent konseri her ilçede, beldede de olması lazım. O zaman kent konserinin aslında düşünmesi lazım birinci hedefi. İkinci hedefi o düşündüklerini üretmesi sonra da harekete geçirmesi lazım. Evet. Ama düşünmezse kent konseri yani daha iyi neler yapabilirim diye sıradan standart herkesin yaptığı, her STK'nın yaptığı işleri yapmaya başlar. Evet başka sevgili Ali Ço. Valla sevgili Umut, yeni yeşil dünya düzeninde tarihi ve kültürel geçmişiyle, bugünü ve yarınıyla bu şehrin mahallesine, sokağına, caddesine, büyüğüne, küçüğüne, ablasına, abisine, çocuğuna, garibanına, yaşlısına, bütün canlarına ve bu şehirde mezarlıklarda yatan bütün yakınlarımıza, sevdiklerimize bizim gönül borcumuz var. Bunlar için kent konserleri önemli. Neden önemli? Ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Çünkü benim için merhamet ve vicdan çok önemli. Ben onu yaşıyorum, ben onu biliyorum. Evet. Neler yapılacağını biliyorum. Bütün dünyada olduğu gibi kentimizde de sürdürülebilirlik çok önemli sevgili Umut. Yani ben buna 3 boyutlu bakıyorum. Ekonomik, çevresel ve sosyal. Kesinlikle. Açıdan bir türlü bu olmadığı zaman bir şey yapılıyor, yapıldı, kaldı, bitti oluyor. Bunun devam edebilmesi. Yalova'mızda da bir nüfus artışı var ve kentleşme yükseliyor hızlı bir. Güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir kente, şehirlere çok ihtiyacımız var, çok özlüyoruz. Evet. Dolayısıyla da akıllı şehir örneğini Yalova'da da üretelim, planlayalım ve paylaşalım, anlatalım. Ve birlikte birçok şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum sevgili Umut. Akıllı şehirler
bizim hizmet kalitesini, vatandaşın refahını, ekonomik kalkınmayı da destekleyeceğine inanıyorum. Kent konseyi de bunun için önemli. Vallahi çok şeyler var Umut'cum, sevgili Umut. Yani şimdi bir de bunları yaparken tabii anladığım kadarıyla birçok kurumla birlikte hareket edilecek. Çünkü işte emniyeti, sosyal hizmetleri, belediyeleri, valiliği, hani hepsini koordineli bir şekilde kurumları birbirine yaklaştırarak hareket edilirse bu söylediklerinin hatta fazlası da olabilir Yalova'da. O yüzden de belki bu hani ilk başta söylediğimiz senin dediğin o dostluk, o kucaklaşma kurumsal protokol bazında da olursa bu şehirde hani olmayacak şey herhalde yoktur diye düşünüyorum. Yıllar önce, belki 10 küsur yıl önce onu geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştım. Milletvekilimiz Tahsin Becan henüz oda başkanıyken şöyle bir sözü vardı. Yalova çok küçük bir şehir. Bu da büyük bir avantaj. Çünkü burada belediye başkanı, vali, milletvekili, basın, halk hani el ele olursa bu şehrin başaramayacağı şey yoktur demişti. Maalesef ki bu şehir o kadar avantajlara sahip olmasına rağmen o dostluğu, o sarılmayı, o kucaklaşmayı başaramadı. Belki bir kent konseyi bu protokolün de üzerinde sonuçta bir koltuğu, bir makamı, hani diğerleri gibi siyasi bir makamı olmadığı için belki o bir abi gibi o kucaklaşmaya yol gösterecek kurum olabilir. Bu çünkü senin bütün söylediklerinden benim çıkarımım bu. O kucaklaşmayı protokol bazında da yaparsak halkla beraber sanki her şeyin bu sefer hiçbir sıkıntı kalmayacak. Evet, her şey kendiliğinden çözülür gibi geliyor. Paylaşmayı becerebilirsek hiçbir şey kalmayacak. Doğru. Paylaşmayı becerebilecek inanılmaz derecede çok inanılmaz güzel STK'larımız var. Ben bunu gördüm. Aynen. Listelerde gördüm. Dolayısıyla da bu STK'larımız da var ya, Yalova'da çok şeyler başarabiliriz. Yalova'yı bari çok farklı bir yere getireceğiz. İnanıyorum yani. Çünkü çok kıymetli STK'larımız var. Yani benim için kent konseyi başkanlığı ne demek biliyor musun? Seçildikten sonra da eğer ben ona ziyarete gitmiyorsam böyle şey yapmam abi. Seçim zamanı ara. Biz öyle yapıyoruz şimdi. Hani ben ilk defa arıyorum mesela yeni yeni. Birçoğunu tanıyorum ama yeni dernekler var. Adam haklı olarak tabii sitem de edebilir, kızabilir. %100 hak veriyorum. Çünkü biz kendimizle barışık olmazsak, kendimize öz eleştiri yapmazsak başarı yakalamayız ki. Ben seçildikten sonra bir kere mutlaka ve mutlaka benim rutum olacak. Pazartesi günü şu şu şu, salı günü şu şu şu, çarşamba günü şu olmalı. Derneklerimizi kucaklamalıyız. Seçim yoksa da derneklerle bir aradayız. Bu kadar basit abi. Çok güzel. Bu arada ben tabii şey yapamayayım, söylemeden geçmeyeyim. Ben Yalova Müzisyenleri Sahne Sanatçıları Dayanışma Derneği olarak hem yürütme kurulu isim kendi konseyinde oradan giriyorum. Evet. Buradan bütün arkadaşlarıma söz veriyorum. Asla ve asla onları mahcup etmeyeceğim. Yalova'ya elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü gençler benim için çok önemli. Çocuklar çok önemli sevgili Umut. Çocuklarımızı ekran bağımlılığından kurtarmamız lazım. Yani ellerin hep çocuklarımızın bu olmamalı. Yani 8-9 yaşındaki çocuklarımız botoks yaptırmamalı. Annelerle, ailelerle bir iletişim halinde olmamız lazım. Çocuklarımızı yanlış yönlerle yönlendirmemiz lazım. Bir de bu şehirde biz çalışkan, akıllı, zeki, üretken çocuklarımızı ezdik, dövdük. Elinden tutamadık, tutturmadılar. O gençlerimizi bir yere getirmediler. Onlara izin vermediler. O yüzden diyorum ki yeşil dünya düzeninde, yeni dünya düzeninde gençlerimize sosyal konularda olduğu gibi yerel yönetim politikalarının da uygulanmasını öğretmeliyiz. Harika. Yani eğitimlerle, etkinliklerle gelecekte karar verici olan bütün gençlerimize sahip çıkmalıyız. Kent konseyi de bunun için çok önemli. Yani gerçekten güzel düşünüyorsun Ali abi. Peki şunu hemen sormak istiyorum araya girip. Şimdi Perşembe günü seçim var. Seçimin sonu 5 tane aday girecek seçimin sonuna. 5 adaydan bir tanesi kazanacak. Bu kazanan aday sen olursan. Diğer 4 adayı da sonuçta hepsi şu an hani projeler üretiyor, bir şeyler yapıyor. Hepsinin belki aklında hani fikir fikirden üstündür. Senin aklına gelen onun aklına gelmeyebilir. Onun aklına gelen senin aklına gelmemiş olabilir. Bu diğer 4 adaydan da faydalanmak, onları da kucaklamak, bu işe dahil etmek istiyor musun? Öyle bir düşüncen olur. Bak bu şehri, beni ilk defa böyle görüyorsun değil mi? İlk defa diyorsun. Evet.
bu şehir küçük bir şehir. Herkes birbirini tanır. Abi tanır da bu şehir küçük bir şehir değil. Bu şehir büyük bir şehir. Küçük şehir diye diye zaten biz bu şehri küçüklet. Değil abi. Ya, yüz ölçüm olarak diyoruz küçük. Ya bu şehir büyük bir şehir Umut, sevgili Umut ya. Vallahi büyük bir şehir ya. Dolayısıyla bu büyük şehirde paylaşmamız gereken bir şeyler var. Nedir bu? Düşüncelerimize saygı duymalıyız. Fikirlerimize saygı duymalıyız. Birbirimizi severiz, sevmeyiz. Birbirimizden nefret ederiz. Hiç önemli değil. Eğer ortak paydamız Yalova ise herkese kucaklamak zorundayız. Çünkü zaten yabancı değiliz. Bilmiyorum her zaman, az önce söyledim, bilmiyorum daha önce. Abi şimdi dışarıda sarılıyoruz, kucaklıyoruz. Aa nasılsın abi falan. Tamam da cenazede herhangi karşılaştığımız zaman cenazelerde o zaman sıkı sıkı sarılıyoruz. Niçin farklıyız? Burası cenaze yeri. Ölümü hatırlıyoruz orada. Abi, o yüzden de bütün adaylar benim için kıymetli, benim için değerli. Zaten sevgili Nurten Başkan'la daha önceleri çok kez projeler yaptık. Ben şimdi Nurten Başkan'ım gece bir saatte, gecenin yarısında arasam Nurten Başkan'ım gel böyle bir çalışmamız var, yataktan kalkar gelir. Söylüyorum. Kenan abi zaten yıllardan beri bir abi kardeşi. Asla birbirimize saygıda kusur etmedik. Mustafa Başkan da çok eskiden beri öyle. Hani diğer Halit abiyi de hani yeni tanıdım. Ama bizim kimseyle kavgamız yok. Benim hani yaratılış mı mizaç olarak kimseyle kavgam yok yani. Ben çünkü bakışım şey, dostluktan yana bakıyorum. Bazen bana kızıyorlar, gülüyorlar ama ben hep böyle dostluktan yanayım. Peki, teşekkür ettim. Hemen tersini soruyorum sorunun. Oldu ki Perşembe günü başka bir aday kazandı. Bu sefer bütün bu projelerinle, bütün bu yapmayı düşündüklerinle o yönetime, o kent konseyine yine destek olur musun? Peki hemen şöyle cevap verebilirim sana. Tabii ki, kesinlikle yani. Şimdi sen beni aradıkları zaman niye ben hayır der miyim ya? Mümkün değil. Ben hayır demeyeceğini biliyorum ama bunu programda sormam. Yok, hayır deme, mümkün değil abi. Beni gece yataktan arasın. Bak beni gece yataktan insanlar ya Aliço, Ali abi mi diyeceksin, Ali baba mı diyeceksin, Aliço mu diyeceksin. Benim biliyorsun Roman Mahallesi'nde hep herkes Ali Baba diye çağırıyor. Ali Baba çok bize, diyorlar tamam sana, evet. Tamam, beni gecekten yataktan Yalova ile ilgili projeyi ilgili herkes kaldırabilir kardeşim. Bak ben ziyaretlerimden bir tanesini isim de vererek söylüyorum. Sevgili Mehmet Başkan'a gittim. Çünkü belediye bu işin en güzel, en önemli noktası. Yalova Belediye Başkanı. Yalova Belediye Başkanı. Ha. Çünkü belediye en önemli noktası abi, tamam mı? Dedim ki Mehmet Başkan, başkanım dedim ben buraya benden sizden o istemeye gelmedim. Hadi oradayız ben. Ben dedim destek verin de gelmedim. Bana niçin aday olduğumu sorarsanız onu anlatmaya geldim dedim. Sohbet ettik, konuştuk, ettik. Çıkarken çok önemli bir şey söyledim sevgili Umut. O dikkat ederse eder. Kazansam da kaybetsem de ben dedim gece de olsa gönüllü olarak size danışmanlık yapmaya hazırım. Ben böyle bir insanım abi benim. Anladın mı? Çok güzel. Diyeyim. Çok güzel, harika. Bu soruyu zaten aslında senin için cevabını biliyordum ama bütün adaylara da katılan, yayınımıza katılan bütün adaylara da soracağım bu soruyu. O yüzden sana da sordum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir saatimizi geride bıraktık. Zaman çok hızlı geçiyor böyle. Seninle de ilk defa böyle bu kadar ciddi bir program yapıyor. Ya evet. O da biraz değişik geliyor. Ama şunu da söylememde bir sakınca yoktur eminim ki. 5 tane aday var. 5'i de Yalova için kıymetli insanlar. Yalovalıların tanıdığı insanlar. Başında da programımızın söylediğimiz gibi burada rant yok, para yok, pul yok. O yüzden buradan kim kazanırsa kazansın. Eğer herkes de senin söylediğin gibi düşünürse yine de projelerimle, yine de Yalova için hizmet vermeye hazırım. Yalova güzel bir şey kazanacak diye düşünüyorum. Umarım ki tabii ki şeffaflıkla Yalova'nın basınından halkına, STK'larına hepsini kucaklayan bir şekilde ve ne yaptığını söyleyerek, ne yapacağını söyleyerek yaşayan bir kent konseyi olur. Çünkü son yıllarda diyeyim hani bundan biraz uzak kaldı bir kent konseyi var. O yüzden hala işte diyoruz ya kent konseyi nedir falan. Bunlar artık konuşmamak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden Perşembe günü inşallah Yalova'mız için en hayırlısı, en güzeli neyse o olsun diyorum. Ve Ali abi, Sayın Ali
Çolakoğlu, sevgili Aliço, Ali abi. Şöyle de bir şey yapalım şimdi. Çok konu var. Biliyorum ki bunları konuşsak, yani 3 gün program yapsak seninle yine bitmez bu konular. Senin yaptıklarını konuşmaya çalışsak 2 gün onunla sürer. Yapacaklarını söylesek 2 gün öyle gider. Bunları biliyorum. Mümkün mertebe özet yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tüm adayları alacağız inşallah ve hepsiyle kısa kısa özet yapacağız ki... Belki o 230 kişi sizi izleyenlerin eğer akıllarında bir şey varsa, ne yapacağız, ne edeceğiz, neye göre oy vereceğiz diyorlarsa bir rehber olabilirsek ne mutlu bize diye bu programları yapıyoruz. O yüzden şimdi senden şunu rica edeceğim. Hem Yalova halkı için hem o oy kullanacak 230 kişi için şu kamerada şu an seni izliyor olabilirler. Onlara bir son böyle mesajlarını ver. Ondan sonra da yavaş yavaş da kapatalım programı. Ben... Kıymetli STK başkanlarımdan şunu istirham ediyorum. Orada genel kurula kayıtlı olan kurumlarımız var. Kıymetli kurumlarımız var, STK'larımız var, muhtarlarımız dahil. Ben sadece şunu istirham ediyorum. Hepimiz birbirimizi tanıyabiliriz. Birbirimize de çok da gönül vermiş olabiliriz. İsteyen herkes istediğini oyunu verebilir. İsteyen herkes istediğini destekleyebilir. Benim bir tek isteğim, bir tek ricam, bir tek istirhamım. Bütün herkesin düşüncelerini anlasınlar. Bütün adayların düşüncelerine baksınlar sevgili Umut. Benden isteğim, benim de tek isteğim. Tam oy verirken herkes şuranın sesini dinlesin. Şuranın sesini dinlerseniz Yalova'ya kimlerin ne şekilde nasıl hizmet edebileceğini göreceksiniz. Ben bana inananlara, bana güvenenleri... Beni destekleyen hiçbir zaman asla ve asla mahcup etmem, emin olabilirsiniz. Yanımda olun ya. Bir dönem yapayım ondan sonra da bırakıp gidelim ya. Birisini destekleyelim, gencimizi destekleyelim. Ama bir dönem yapmak istiyorum. Onun için de desteğinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim sevgili Umut. Bana da böyle bir zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığın için ve düşüncelerini yapmak istediklerini, Kent Konseyi ile ilgili fikirlerini bizimle paylaştığın için biz teşekkür ediyoruz. 11 Ekim ile ilgili bir şey bahsettin mi? Bahsedelim mi? 11 Ekim. Çok özel bir gün, özel bir programa başlayacağız. Ha, yok bahsetmedim onu. Onu daha sonraki bir programda bahsederiz. Peki mi? Çok teşekkür ederim. Yüreğine emeğine sağlık. Allah razı olsun. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz Ali abi. İnşallah Yalova için senin niyetlerini biliyoruz. İnşallah bu niyetlerini gerçekleştirebileceğin önümüzde günler, nasip, yıllar olur diyelim. Yalova için, nasip, de hayırlısını ese bu seçimde de o olsun. Sonuçta seçenler de Yalovalı, seçilenler Yalovalı. Hani bir şey yok, bir sıkıntı yok aramızda. O zaman programımızı kapatalım. Birkaç gün sonra... Seçim var. Seçimde görüşmek üzere diyelim seninle. Evet, Yalova Kent 77 Televizyonu'nda Söz Sahibi programında Kent Konseyi seçimleri özel yayınımızda Ali Çolakoğlu'nu, Kent Konseyi Başkan adaylarından Ali Çolakoğlu'nu hepinizin tanıdığı ismiyle Ali Ço'yu konuk ettik. Kendisinin yaptıklarını, yapacaklarını, Kent Konseyi'ne bakış açısını konuştuk. Samimiyetle, her zaman olduğu gibi samimiyetle bize cevaplar verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda ve Perşembe günü saat 3'te Yalova Ticaret Sanayi Odası'nda Kent Konseyi seçimlerinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.